Çok sık mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum, düetler alıyorum, size nasıl mahiyet kaldı, hak etmiyoruz bir şekilde falan filan gibisinden. Arkadaşlar benim Instagram'da 1.5 milyon takipçim var, orada mahiyeti kim olduğu için burada da verildi. Ayrıca benim hem YouTuber olduğum için de, bir yandan YouTuber olduğum için de mahiyeti verildi. Ve geriye kalan anlatım çıkıyor, çıkmıyor artık. Ben burada yani kaç yıldan beri TikTok kullanıyorum, bence o tiki de hak ettim. Hak ettiğimi düşünüyorum, ya bayağı emek verdim TikTok'a da. Yani o tikin bir anlamı yok aslında, gerçekten bir anlamı yok. Ben sadece o tiki hesabımı koruma altında olduğu için seviyorum. Yani hesabımı koruma altına almak için seviyorum. Yani bana dert olmadığı kadar neden bazılarına bu kadar dert oldu onu da anlamıyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Alsak bir tik o yani. Bir hesabınızı onaylatıyorsunuz, koruma altına alıyorsunuz. Yani pek bir anlamı yok, bu kadar yani. Lütfen daha fazla sormayın. Lütfen daha fazla sormayın. Sıcı sıcı sıcı. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Ağzında sıcak patates var gibi bir konuşuyor. Sıcı sıcı sıcı. Ben yağmurları durdururum, kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanında, sol yanında sen bir tarafım engel. Yağmurları... Sıcı sıcı şu anda. Abi ne oldu orada? Tepsiyi böyle yumurtuyormuş, evet. Bulduk arkadaşlar.
çüreme dur karına. Özeniyorlar ama kafamızı bir türlü çözemiyorlar. Tava Duymaz beni gerçekten ultra eğlendiriyor. Burada açıktan başım dönüyor. Açıktan başım dönüyor. Okay. 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 Wow, son. Sen bizi tanımıyorsun ha. Baba. DJ Janti. Merhaba arkadaşlar. Bakacağım. Çok Bir dakika. Buna bakmamız lazım. Çok acil. Herkese merhabalar, yüzmeni kullandım. Çok merak etmişsiniz, ben Klan... Ya Tava Duymaz'ın yüzünü ne kullandığını kim merak ediyor? Bak bana bile şey geliyor, tamam bak bunu %100 kabul ediyorum, tamam mı? Senin işte neyi nereden aldığını kim merak ediyor da link paylaşıyorsun falan. Bak bu bana geliyor ama Tava Duymaz'ın gerçekten yüzüne ne kullandığını merak eden var. Ya hadi oradan ben yazıp durmayın, yalan söylemeyin. Herkese merhabalar, yüzmeni kullandım. Çok merak etmişsiniz, ben Clean Fajin'in kil maskesini kullanıyorum. Siyah nokta ve sivilceler kesinlikle yok ediyor. Sayfayı aşağı bırakıyorum. Eğer bakmak isterseniz, çok teşekkür ederim hepinize, hayırlı akşamlar. Herkese merhabalar, yüzmeni kullandım. Çok merak etmişsiniz, ben Clean Fajin'in kil maskesini kullanıyorum. Siyah nokta ve sivilceler kesinlikle yok ediyor. Sayfayı aşağı bırakıyorum. Eğer bakmak isterseniz, çok teşekkür ederim hepinize. Hayırlı akşamlar. Merak ettim kardeşim. Özür dilerim. Yargılamıyorum. Ben de Tav Duymaz'ın yüzüne kullandığını merak ediyorum bu arada. Rapimi bitireceksin. Biliyor lan ama sen bizi tanımıyorsun ha. Baba. DJ Janti. Bu ne abi? Bundan sonra TDFC ben. Acayipsin. Sen bizi tanımıyorsun ha. Baba. DJ Janti. Herkesi sen gibi kutluyorum ama sen başka bir kollarda. Ya şunun mantığını biri bana açıklayabilir mi? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Neden mutfakta çamaşır makinesi oluyor abi? Mutfakta çamaşır makinesinin sebebini biri bana açıklasın. Niye su çıkışını oraya veriyorlar abi? Bunu bak, bu evde yaşayanlar için söylemiyorum bunu bu arada. Bu evde yaşayanların suçu değil yüksek ihtimal. Bu evleri niye öyle yapıyorlar? Abi nasıl başka yer yok ya? Ya ben... Cimrilik. Müteahhitim diyorum ya, bu şeyle evde yaşayanla alakalı değil bu arada. Tav Duymaz için söylemiyorum bunu zaten.
Genel olarak neden? Herkesin senin gibi 100 metrekare mutfağı yok. Abi benim İzmir'deki 1+1 evim bu arada 50 metrekareydi. Just saying 1+1 50 metrekareydi ve çamaşır makinem banyodaydı. Just saying bro, ve bir de taklidimi yapıyor bak sus lan. Ne diyorsun? Böyle bir video var mı gerçekten? Henüz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Tanhan var. Elma şekeri yapacağız. Çocuklara dağıtacağız. Aynen. Çocuklar sevindirme büyük bir gurur bizim için. Aynen öyle. O zaman hemen başlayalım videoya. Videoya başlayalım. Öncelikle tamamın içine şeker alıyorum. Ne? Elmalı şeker. Çakmak. Melek. Göz kararı şeker koydum ben tamamın içine. Tam altını yapıyorum. Arkadaki şarkı mı bayağı iyi? Kamal gibi olacak. Çiş şekerli elma. Evet arkadaşlar, Tanhan elmalı şekerin şekerini yaparken ben de elmaların çubuklarını ayarlıyorum. Bekle Kadir, aşacağım. Müzik niye bir anda kısıldı peki? Biliyorum sigara içiyorum, açacağım birazdan. Daha ne kadar izleyeceğiz bu sahneyi acaba? Nasıl başladın yani? 2015 yılında ben YouTube temel kanalı açmıştım Tahal Cümle diye. Baktım yani orada yemek şeref türü falan paylaşıyor. Ben yaşım ben küçük yani. 14 yaşından büyük bir şey. Orada devam ettim. İlk videomu yayınladım. Yani 80 izlenmelerim iyiydi yani. Ama ondan sonra telefonum bozulduğunda kanal kimi zorunda kaldım. 2017'de yine açtım. Yine aynı şey oldu. 2017'de silmek zorunda kaldım. Bu sefer video atalım diye hesabım şey oldu. Süren de oldu. Ondan sonra zorunda kaldım. İnanılmada yine kahvesine başladım bu sefer. Benim kahvesine başladım. 2019'da yine iki kanal değiştirdim. Ne anlatıyor şu anda? Sonra baktım fark edilmiyorum YouTube'da. İhtisama yönlendim. İhtisamda ben ilk ertesi sabah uyandığımda videom keyifle düşmüş birdenbire. Hatta 2020 gün yükseldi. Bir günde 200 bin ulaştım. Sonra derken rahat edildim. Peki bu kadar büyüyeceğinizi sanıyor musun? Asla. Sanmıyorum. Aklıma bile gelmiyordu. Yani yarısı tepsi yamutuyor. Yok pardon. Kardeşim telefonuna veriyorum. Allah'ım telefonuna. Ben ne dediğini anlamıyorum Tal Duymaz'ın. Görüntülerim düştü. Aynen. Peki sonra ne koyacaksın içine? Biraz fazla paraya şey buldum. Oldu mu? Şimdi gıda boyasını ekliyoruz. Ekle onu, daha bakacağız. Yakınlaştı. Daha biraz koyalım. Biraz daha mı? İnanılmaz. Duymaz medeniyetler sofrası, aynen öyle. Yeterli mi? Bak şimdi yapalım. Ha yeter bence. Ya şeye karşı değilim bu arada, hani işte kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmış
ne bileyim işte yemek yapıyormuş, seviyormuş vesaire, ama ondan sonrası beni gerdi yani. Ben şeyi sevmiyorum abi. Hani okey, bir yerden sonra para kazanıyorsun ve bunu hepimiz biliyoruz. Ve yani mesela şey dersin, bu bana daha samimi gelir mesela. Dersin ki işte destekleriniz için teşekkür ederim. Kendime işte geliştirmek istiyordum. Şunları aldım, bunları aldım vesaire. Bunları seviyorum. Bak bunu yapsa okey diyeceğim. Ama bu okey değil abi benim için. Evet, fakir edebiyatına gerek yok yani. Yoksa dediğim gibi yani şey okeyim. Hazır. Hani yapıyordur, seviyordur, eyvallah okey yani. Çok mutlu olacak. Fazlasını öyle süzdürüyorsunuz. Bir yalı kağıdın üzerine koyuyorsunuz. Yani olmasa dolu şart değil yani kanıt ama. Ve böyle oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Kaldı mı çocuk? Nasıl, tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Bak Taha abiniz yaptı ha. Başka kim kaldı? Anlıyor musun? Olma sen ya. Beğendiniz mi? Evet. El sallayın bakalım. O zaman afiyet olsun.